Burası Kamışlık. Kamışlık Sivrice ilçesine bağlı bir köy. Sivrice'ye 20 kilometre, Elazığ'a 40 kilometre. Elazığ'dan Malatya'ya giderken Gözeli yol ayrımından dönüyorsunuz. Sivrice'ye giden yol üzerinde bulunan şirin ve dağınık bir köy. Bugün sizlere Kamışlık köyünü tanıtacağız. Kamışlık. Burası Kamışlık. Evet. Kamışlık'taki gezilerimiz devam ediyor. Tanıyalım. Evet, ben Mehmet Avcı. İşte 65 yaşındayım. Burada yaz kış burada mı kalıyorsun? Hayır. Kışın Elazığ'a gidiyoruz. Yazın buradayız. Yazın geliyoruz işte bir hava almak için. Emeklilik bizim köy var. Var. Emeklilik var. İşte biz ne bileyim yani 65 ya bizim köyün geleceği geçmişi çok iyi. Eski bir yerleşim. Yani 65 yaşına kadar tabii çok eski bir yerleşim. Serindir. Yani geliri olmasa bile köyümüz çok serindir. Geliri ne köyün? Köyün geliri buğday arpa, hayvancılık vardı. Şimdi de orman işletme müdürlüğüne devredildi bu dağlar. Artık hayvancılık da hayvancılık yok. Bitti. Evet. Tarım. Tarımı da sulu tarımı var mı? Var efendim. Daha önce de vardı. Şimdi de var. Tarım bayağı iyi. İşte geç oluyor. Yani 15-20 gün ovaya göre daha geç. Burada tutlarımız ona göre değiyor. Bak, kirazımız serin olduğu için. Evet, biraz rakımı yüksek. Onun için bizim köy çok güzel. Yani yabancı da yok bizim köyde. Herkes birbirine akraba. Herkes tanıdık. Hiç yabancı yok. Bir aşiretçilik falan herhangi bir şey var mı? Keşan aşireti var diyorlar ama biz yetişmedik. Biz bilmiyoruz. Yani Urfa'dan gelme diyorlar. Kimisi diyor Urfa'da, Urfalılar buradan gitmiş. Onu ben bilmiyorum. Daha büyüklerimiz vardı ama şimdi zaten biz büyüdük. Daha büyüğümüz de yok. Ne, günler nasıl geçiyor, ne yapıyorsun? Ya vallahi günler çok yoğun geçiyor. Biz çalışıyoruz, çırpınıyoruz, ne bileyim işte böyle sebzedir, meyvedir. Bu ev ihtiyaçları için mi yoksa geçim için, satma için hazır mı? Yok, bizde satma yok. Yani herkes kendi çağısına, çoluğuna... Kış hazırlıkları için turşusudur, işte kurutmasıdır. Bunları yapıyoruz. Abime söyleyeyim. Allah güle güle yeme nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah. İnşallah. Kışlar, turşular, dutlar, pekmezler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol, Allah razı olsun. Sizi tanıyalım mı? Ben Muhtar'ın eşi. İsminiz ne? Ben Zemine Çetin. Zemin abla elinize sağlık. Güzel bir kahvaltı hazırladınız. Abi, dışarıda. Biraz arı saldırısına uğramış olsak bile bu kadar çeşidin içinde arılar bayağı bir saldırdılar. Hoş geldin, geldiler. Buna gelmiş. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sağ ol, Allah razı olsun. İyi, sağ ol. Günler nasıl geçiyor? Vallahi günler ne bileyim. İş güç işte, çok mu? Benim yok. Benim bir sebzedir işte kayınbabam kaynanam var. Sende tabii ki olmayacak çünkü sen muhtar eşisin yani. Yok. O kadar olacak yani. Vallahi ne bileyim. Şehirle bağlantı var mı? Var. Kışın şehirdeyiz. Yazın? Yazın buradayız. Geri köye geliyoruz. Köyde geldim. Köyde kışın yaz kış kalan oluyor mu? Oluyor. Amcamızın çocuğu var orada. Onlar kalıyor. Kışlıkları hazırladınız mı?
Biraz salça malça yaptık daha. Dışarıda çocuk var mı? Var. İki oğlum İstanbul'da. Onlara da göndereceksiniz. Göndereceğim. Onlara da göndereceğim. Hakkınızı helal edin. Helal, hoş olsun. Ağırladınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Elinize size de sağlık. Afiyet olsun. Var olun. Zor geliyor, zor geliyor. Buralar bana dar geliyor. Kansızın kızı elleri sevmiş. Ah bu da bana ağır geliyor. Zor geliyor, zor geliyor. Buralar bana dar geliyor. O figin birine gönlünü vermiş. Ne deyim kardeş, zor geliyor. Evet, Sivrice ilçesine bağlı Kamışlık köyündeyiz. Çok dağınık bir köy. Yani adeta insanlar kendi tarlalarına evler yapmışlar. Şimdi mevsim itibariyle de artık dolmalıklar, kurutmalıkların tam zamanı, kışa hazırlık. Bölgemizde kofik deniliyor. Biber kurutması ve patlıcan kurutmaları köylerde kış hazırlığı için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Elbet güler bana, Allah acır ağlayana. Fırat gibi... Selamünaleyküm. Ablam kolay gelsin. Yo, burası iyi böyle. Ya gel abla, gel gel, devam et. Bu benim yerim güzel, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Fasulye mi abla? Kış hazırlığı. Yürü. Bir tanıyalım sizi. Tane. Zülfiye Altınboş. Zülfiye abla. Burada mı kalıyorsunuz? Yazın. Kışın gidiyoruz, yazın geliyoruz. Nereye? Elazığ mı? İstanbul'a. Siz İstanbul'da mı kalıyorsunuz? Aha. Zeytinburnu'nda oturuyoruz. Kaç yıldır? Kaç yıldır? 40 var. 50 var. 50 var mı? Yapma, 50 deyip de zaten 50 yaşında yok ablam ya. Nereden 50 çıkardın ya? Neler hazırladın kışlık? Neler hazırladım? Elma kurusu, fişne kuruttum. Domates kuruttum. Fasulye kurutuyorum. Şimdi bunlar kuruyacak mı? He, bunlar kuruyacak. Doğruyorsun, ondan sonra böyle kuruyorsun. Yapınca çabuk kuruyor. Onun için böyle ortada şey yapıyorum. Yap hele abla bir tane. Patlıcan kuruyorum. Dolma. Ha, ikiye bölüyorsun. Ortadan. Ondan sonra kaç gün kalacak bu güneşli? Güneşte de kurutmuyorum. Güneşte böyle bembeyaz oluyor. Kölgede kurutuyorum. Bu gölgede mi kuruyacak? He, kölgede böyle yeşil kalıyor. Onun için kölgede kurutuyorum. Çok güzel noktası. Güneşe koydun mu renk bozuluyor. Rengi gidiyor. Şey oluyor. Domatesleri de kölgede çok kuruyor. Biber dolmaları kurutuyorum. Kölgede çok kuruyor. Onlar da mı gölgede? He, onlar da kölgede. Bak, asmışım orada. Şimdi artık şimdi güneş bir şey yapmıyor ama şimdi yakıyordu, yanıyordu güneşte. O zaman güneşte yapılması pek sağlıklı değil mi yani? Sağlıklı da çok güneş olunca yanıyor. Sanki ateşte nasıl yanıyor öyle oluyor. Ama şimdi artık yanmıyor. Şimdi çok güneş yok. Yani. Kendi haliyle kurumasını sağlıyor. Bak, asmışım oralarda. Evet. Hepsi bitti. Kışlık hazırlığın tamam. Bitti sayılır. Daha bitmemiş, bitti. İstanbul'da olsanız bunları hep parayla alacaksınız ve bu kadar da organiğini bulamazsınız. 100 milyon aşağı yok. Her şey bağlı. Kolay gelsin. Sağ olun. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür diyorum, hamdolsun. İsim ne? Enver. Yaş? 90. Var mı o kadar? Var. 1934. 33. Asker oldum, 33'lüyüm esas. Maşallah. Fotoğraf. Benim nüfus kağıtı çıkarmışsa 34. Askerden askere gitmişim, 34 yazmışlar. Kaç çocuk var? 2 sene askerlik yaptım Kore zamanında. Sen Kore'de mi askerlik yaptın? Yok, ben 40'lar yılda yaptım. Beni yollamadılar. Parmak kaldırdım, beni yollamadılar. Gönüllü gitmek istemiş. Amcam. Batımalar beni alay haberdarı posta olmasıydı. 9 piyada alayı. 65 maç çoğunluğu. Yaşlarda da yani özellikle de askerlikler hiç unutulmuyor. Yani künyesini bile okur. Alaya bardar posta olmasıydım ben. Burada nasıl geçti günler? Lan günler çok kötü gördük. Çok da iyi gördük.
bu dünya. Fani bir dünyadır. Eğlence dünyası. Kimse diyemezsin benim malım var, mülküm var, şu var, bu yok. Demezsinler. Hepsini bırakıp gideceğiz. Ya Cenab-ı Allah insanları yaratmış işte. Ne yapayım? Gençliğinde ne yapardın burada? He? Gençliğinde ne yapardın? Valla gençliklerinde ne yapar? Bak. askere geldikten sonra 6 sene Adana'da çalıştım. Sonra buraya geldim. Burada işte arazi var. Ekiyorduk, biçiyorduk. Her şey yapardık. Çiftçilik. Yapmadığım bir şey affedersin. Yapmadığım bir şey yok. Yalnız kumar oynamadık. Kötü yola gitmedik. İçki içmedik. Allah'a çok şükür. İyi günler, benim günler çok iyi geçti. Ben Harun Altınbaş. Bu köylüyüm. Burada mı kalıyorsunuz? Hayır, yok, İstanbul'da kalıyorum. Aslında Rusya'da yaşıyorum. Bir yıldır İstanbul'dayım. Amcamı sormaya geldim. Tesadüfen sizleri de gördüm. Çok da iyi oldu. Kaç yıldır köyden ayrılalı? 6 yaşından ayrıldım. Demek ki 1965'te bu köyden ayrılmışım. Çok uzun zaman olmuş. Bir 5 sene şeyde kaldık. Kösebayır köyü var. Yine o da Sivrice. Sivrice'ye bağlı bir köy. Ondan sonra İstanbul'a yerleştik. Ama irtibat kesilmedi değil mi? Hayır, gidip irtibat kesilmedi. Özellikle daha hasret, daha sevgiyle bağlandık, sevdayla bağlandık buraya. Çünkü özlem hasret var. Seviyoruz memleketimizi, köyümüzü. Böyle. Ne işle meşgulsunuz? Ben Rusya'da örme kumaş satıyorum. Toptan satış yerimiz var Moskova'da. İstanbul'da üretiyoruz, Rusya'da satıyoruz. Fason üretiyoruz ya da üreticiden toptan alıyoruz. Rusya'da satıyoruz. Nasıl pazarı? Yani bu savaştan dolayı biraz düştü. Fakat yine Türkiye'ye göre, bugünkü şartlara göre, Türkiye'ye göre demeyelim, ülkemiz dünyanın en iyi ülkesi. Bugünkü şartlara göre yine iyi. Fena değil yani. Kalacaksınız, devam edeceksiniz. Vallahi ben bir rahatsızlık geçirdim, bıraktım, oğluma devrettim. Devam edecek orası, bırakılacak gibi değil. Çünkü çok ciddi şeyler var. Ciddi orada kumaşlarımız var, şeylerimiz var. Hemen devretmek tabii ya, şey yapamıyoruz. Evimiz var, bırakıp gelemeyiz. Artık bizim yarım vatan oldu orası da. Burayla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Bir aşiretlik maşiretlik duyduk. Bizim köyümüzün esas ismi Kejan'dır. Kejan aşiretinin ilk yerleşkesidir ve aşağı yukarı 200 bin, aşiretimizin nüfusu 200 binin üzerinde. Fakat hiçbirisinde Kejan yok. Bu köyün gerçek ismi Kejan'dır. Bizim köylüler mesela resmi dairelerde, kuruluşlarda çalışan çok az var. İşçi, memur çok az var. Bizim köyde çok eskiden beri hep girişimcidir. Mesela biz yetişmedik, Elazığ'da sırtla pamuk getirip buradan ip yapıp satıyorlarmış. Şey, keçe yapıyorlardı. Mesela keçe, belki şimdiki nesil bilmez. Göğüsle vuruyorlardı. Ben çocukken hatırlıyorum, bazen böyle yapıyorlardı. Keçe yapıyorlardı. Sonra bu köyde her evde 300-500 tane koyun vardı. Çok büyük hayvancılık yaparlardı. Yazın yaylaya çıkarlardı. Kışın Urfa, Siverek, Çermik sıcak iklimlere iniyorlardı. Sonra çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki bu nesil hiç bilmez. Kenger sakızı var. Sakızcılık yaparlardı. Kengerde sakız yapıp satıyorlardı. Bu yörenin insanlarında tekstil ve fırıncı çok çıktı. Evet. Tekstilci şeyden sonra rampayı çıktınız ya, Gözeli'ye geldiniz ya, sanki sınır konmuş. Ondan sonra yayıldı ta Fırat kenarına kadar. Tekstilci var. Tekstilci var. Çok büyük iş adamları var tekstilde. Yani bu hayvancılıkta şeyde gittiler, şu anda hepsi de büyük bir servet sahipleri. Bizim köyde şu anda çok parası toplanırsa devlete katkı sağlayacak miktarda büyük bir para vardır yani.
Böyle köyümüz yani. Şeye aşiret dediniz, Kecan. Kecan ilk defa bizim aşağı köy var diyorlar, eski köy. Eski köye yerleşiyorlar. Buralar çok dağınık yani, toplu bir köy görünümü yok. Tabii. Bizim köy... Esas yerleşke başka yerde miydi? Tabii. Eski köyümüz var burada derede. Hava sıcak olsun diye. Tabii çok eski 1700'lü yıllardan geliyorlar buraya. İran, Azerbaycan'da belki de o zaman. Azerbaycan'ın İsfahan şehrinde kalıyorlar. Savaşı, İran-Türkiye Savaşı'nda, Şah İsmail Yavuz Sultan Savaşı'nda Şah İsmail yenilince Sunilere çok büyük zulmediyor. Bizim aşiret onlar da kaçıyor, Suriye'ye yerleşiyor. Suriye Kamışlı'ya yerleşiyor. Kamışlı'da oradan bir grup göç ediyor, geliyor ilk yerleşim şeyde, bu eski köyde. İsim oradan mı geliyor? Tabii, Kamışlı'da orada geliyor, Kecan'da. Mesela çok eskilerde, mesela amcamın yaşındakiler bugün sorsanız Kecanlıyız derler. Aziz Yıldırım mesela orada belediye başkanı, bizim aşirette iki dönem yaptı. Mesela Profesör Mehmet Akbulut bu köylüdür, aynı zamanda akrabamızdır. Öyle mi? Tanırsınız, evet. Birçok avukat, birçok hakim yok da bizde de. Kaymakam var. Kaymakam mesela dayımın torunudur. Aynı zamanda bizim muhtarın kızı. Sizlerin bir de ben diğer köylerinde böyle programlar kendi köylerinde yapsın. Ben bu sizin yaptığınızı kutsal bir görev biliyorum. Mesela benim torunlarım hiç burayı bilmiyor. Bunlar bir gün televizyona bakarlarsa, YouTube'da bunu görürlerse ya da televizyonda izlerlerse, bugün Almanya'da var, Amerika'da var, dünyanın her yerinde bu köylü var, Elazığlı var. Ve köylerine hasret diyorlar, özlem diyorlar, gelirler. Ve bunun da sebebi siz oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba İsmail Bey. Tanıyalım. Eyvallah. Ben Sivrice Balıkesir köy muhtarı Metin Orhan. De uzak mı buraya? Yok, sınır komşuyuz. Öyle mi? Evet. Biz Kamışlık, Kavak, Yedipınar, Nergiz'e usulüyle sınır komşuyuz. Yani bu Gözeli Sivrice arasındaki yol güzergahı üzerinde mi? Hayır, bizim uslu tarafı, uslu grubu. Siz arka tarafa düşüyorsunuz. Evet, dağın arka tarafına düşüyoruz. Nasıl, köyde kaç hane var? Köyümüz Medra ile beraber 60 hanedir. Şu anda 30, köy merkezi 30 hanedir. Hanelerimiz doludur. Yazın köy full. Yaz oldu mu full doluyor. Full dolu. Ama sizde de var mı bu deprem sonrası şehire göçler? Yok, biz vermedik çok şükür. Biz kendi yerimizde, köyümüzde yerimizde. Korudunuz onu. Koruduk, biz onu koruduk. Köylümüzü göndermedik. O önemli değil mi? Yani çok önemli. Köyleri boşalttılar. Çok yani. Boşalttılar. Çünkü biz buna karşı çıktık. Şahsen ben kendim karşı çıktım. Tabii kötü ben oldum daha sonra da. Bunu fazla ilerlemeye de gerek yok. Ama biz bunu söylediğimiz zaman ya sen işte milleti galyana getiriyorsun ya, bunu gereken mercilere söyledim. Dedim ki ya bu yazık yapıyorsunuz yani, bu bütün köyler boşaldı. Bu köylünün yerine dönüşümü yapın, köylü şehre götürmeyin. Ki şehirden köye dönüşlerin sağlanması için bu da bir fırsat. Aynen öyleydi, maalesef onu değerlendiremedik. Ben Nergiz'e muhtarı Mehmet Dikilitaş. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin köy ne tarafta? Bizim köyde aşağı yukarı 15 kilometre şu dağın arka tarafında kalıyor yani. Yani Uslu tarafında. Uslu'ya varmadan. Yani Kösebayır ile Uslu arasında. Yani bizim köyde genelde yazlıkçılar. Ya bütün köyler öyle muhtarım. Genelde öyle, evet. Ama onun da bir iyi tarafı artık Harun abi gibi böyle köylerine sık sık gelenler, yazlık köyünde geçirenler de bir artış son zamanlarda gözlenmeye başlandı. Kesinlikle, ben 50 sene sonra geldim, İstanbul'daydım. Geldik dedi köyümüze, bir yazlarımızı geçirelim, katkı olsun. Ev yaptık, bahçe açtık. Fakat bu depremden sonra köyler gerçekten büyük sıkıntı yaşadı. Köyleri yani tamamen şehire taşıdılar. Benim köyde aşağı yukarı 20 tane ağır hasar ev vardı. İhalesi yapılmasına rağmen bir şekil şey yapılmadı. TOKİ'de herhalde biraz evler elinde kaldı gibi diye düşünüyorum.
Ondan sonra köylere teklif ettiler. Köylerde bunu cazip gördüler. Şehirde evimiz olur düşüncesiyle. Ya mutlaka tabii yani. Ne ki çoğunun evleri İstanbul'da var. Fakat burada da verince kabullendirir tabii. Şimdi de mağdurlar. Köyde evleri yok. Kimi yapıyor, imkanları var yapıyor. Kimi yapamıyor. Yani neticede gerçekten köyler boşalıyor yani. Selamünaleyküm. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz elhamdülillah. Merhaba. Ben Bilal Altunbaş. Ender Altunbaş'ın oğluyum. Burada mı kalıyorsunuz? Yok, ben yurt dışında ikamet ediyorum. Öyle mi? Yurt dışında ikamet ediyorum. Hoş geldiniz. Sıla-i Rahim'e geldik. Annem babamı ziyarete geldim. Öyle işte, çocuklarla beraber. Her yıl geliyor musunuz? Aşağı yukarı her yıl geliyorum ama bu 2,5 yıl bir... Ara verdiniz. Bizim Hamza'mız dünyaya geldi. Küçük de onu gelemedik ama şimdi geldik çok şükür. Bakalım, inşallah her sene gelmeye çalışıyoruz yani. Öyle. Köyle irtibat kesilmiyor değil mi? Tabii kesilmiyor canım. Köyle irtibatımız kesilmiyor. Burası bizim vatanımız, memleketimiz. Orada yaşam nasıl? Orada yaşam sosyal olarak güzel. Daha sakin bir ortam var ama tabii vatan hasreti zor. Aile hasreti zor. İnsan sevdiklerini özlüyor. Peki çalışma şartları? Çalışma şartları, ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki orada çalışan insanlar, yani buranın insanları oradakiler kadar çalışsa Türkiye çok daha farklı yerlere gelir diye düşünüyorum yani. Biz biraz tembel miyiz? Biraz tembeliz maalesef. Halk olarak biraz tembellik var. Var maalesef yani. Orada çok disiplinli bir çalışma sistemi var. Kapitalist bir düzen. Ama yani çok çalışkan bir millet. Halk olarak çok çalışkan. Bir de zaten vergi devleti Almanya. Çalıştığın üçte biri vergiye gidiyor orada. Bizde de gitmeye başladı da artık. Yani o sistemi Türkiye'ye taşıyıp da o sıkı çalışmayı burada yaparsak. Yani biz tabii ülkemiz çok kalkınır, doğru. Oğlunuz, gelininiz. O da gelinim. Nasıl bir kaynana? Çok iyi. Çok uzak iyi. Olduğunuz için olsa gerek. Yo, tanıyalım sizi. Funda Altunbaş benim ismim. Yurt dışında yaşıyorum. Tabii Almanya'dasınız. Siz nerelisiniz? Nasıl? Nerelisiniz? Bu yani Elazığlı mısınız? Bu yok, köyler... Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Buraya da tatil amaçlı geliyoruz. Tanışmanız nasıl oldu Bilal Bey'le? Tanışmamız Almanya'da oldu. Ha, siz gittikten sonra Bilal Bey orada evlendiniz. Orada tanıştık. İstanbul'da düğünümüz oldu. Hı-hı. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel. Kışlık güzel. Hazırlıkları yaptınız mı? Gibi gibi yaptık. Yaptık gibi. Evet. Teyzem öğretti mi size yapılması gerekenleri? Öğretti, hepsini öğretti. Eyvallah. O zaman hazırladıklarınızı sağlıklı bir ortamda güle güle tüketin. İnşallah, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi de tanımak isteriz. Cemile Altunbaş, Harun Altunbaş'ın eşi. Ha, siz İstanbul'da mı kalıyorsunuz? İstanbul'da kalıyoruz, evet. İstanbul'da kalıyoruz. Biz de buraya tatil amacı geldik. Harun Bey Rusya'da. Siz gidiyor musunuz? Beraber gidip geliyoruz. Evet, ben de gidiyorum Rusya'ya. Orada yaşam nasıl? Orada yaşam ben pek sevmediğim için orayı sevmedim. Ama peki bizim kendi... Rusya mı, İstanbul mu, Elazığ mı? Tabii ki kendi büyüdüğün, doğduğun yer. Evet, daha çok, evet. Siz buralı mısınız? Ben evet, burada doğma büyüme, burada Elazığ. Ama bayadır yani, birkaç senedir çıkmışız burada. İstanbul'dayız, İstanbul'da. O yazları geliyorsunuz. Çok sık sık gelemiyoruz. Ara ara ile 2-3 senede bir geliyoruz tabii ki de. Memleket İstanbul... özlemi bitmiyor değil mi? Yok, yok. Buranın özlemi hiç bitmiyor. Zaten burası başka bir şey. Buranın özlemi çok güzel. Yani havasından, suyundan. Her şeyi çok güzel. Her şeyi çok güzel, evet. Eyvallah. Her şeyi teşekkür çok güzel. Teşekkür ediyorum. Efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım mı? Raziye Keleş. Siz kendinizi tanıtın. Neredensiniz? Nerede kalıyorsunuz? Ben de yazın İstanbul köydeyim.
Kışın İstanbul'dayım. Ha, siz de yazlıkçılardansınız. Evet, ben de öyle. Hazırladınız mı kışlıkları? Evet, hazırladım çok şükür. Kaç yıldır şehir dışındasınız, yani Elazığ dışındasınız? 30 seneden fazla oldu. Artık o da devam eder herhalde. Çocuklar çünkü orada kalınca, iş, ekmek orada olunca. Ben işte doğma büyüme Elazığ'dayım. İşte insan kendi memleketini sever yani. Özlüyor, geliyor. Evet, bağımız, bahçemiz var. Geliyoruz işte, bahçemize bakıyoruz. Hem bir yaz tatili yapmış oluyorsunuz, hem kışlıklarınızı hazırlıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Allah güle güle yemesini nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var olun. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya, iyi gördüm seni ya. Valla mı? İnan ki ya. Nasılsın? Televizyonda ben bazen İstanbul'da seyrediyorum seni ama sen böyle daha güzel göründün. Çok teşekkür buyurun, ederim. Buyurun oturalım. Sizi... Hoş geldiniz. Şeref verdiniz hocam. Hele, hele gelin. Hele şöyle yanıma gelin. Nasılsınız? İyi, sağ olasın, Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyiyiz. Yeri güzelmiş ha, manzaralı. Ya dağ başıdır. Neresi dağ başı, ulaşım yolun kenarı? Ehe, öyle öyle. Gözeli yol kenarı. İsim ne? Tanıyalım. Fethi Ahmet Aydemir. Fethi Ahmet abi, buralı mısınız? Burada mı kalıyorsunuz? Ya esas biz buralıyız. Anada doğma buralıyız. He. Sonradan nerede? Sarı Çubuk Köyü. Bizim için daha. He. Oraya mı taşındınız? 50 senedir oraya gitmiştik. Burası da köy o zaman, orası da köydü. He he. Ya bura yeri biraz... He. Bura ne? Burada ne olur? Buraya neye geldiniz şimdi? Ya geldik, geldik işte baba vatanı işte ne bileyim. Geldik. Bir de burası Kecan aşiretisiniz. He he, aynı. Ya onu ben bilmiyorum yani, aşiretler var Elazığ'da. He. Şu anda öyle bir çalışmamız var bizim aşiretler üzerine, Elazığ'daki aşiretler üzerine. Kecan aşiretinin Elazığ'da bu kadar yoğun olduğunu ben bilmiyordum, onu da öğrenmiş oldum. He. Aşiret adamı değil kardeşim ya, ne niye bir aşiret adamı? Sizi tanıyalım. Ben Hasan Karaslan, İstanbul'da. Kaç senedir orada ikamet ediyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Tabi burada da evimiz var, yerimiz, arazimiz var. Senede 2-3 defa geliriz köyümüze. Sivrice bölgesinden tekstilci ve fırıncı çok var. Çok ama bunun önderliğini yapan sağ olsun çok eskilerde Celal İnal'dı. Onun etrafına hemşerilerini bayağı topladı. Güzel de bir piyasa oldu Zeytinburnu'nda. Dünyaca bir piyasa oldu. Şu anda tekstilin biraz inişte gerçi de yine de iyi. Ben onu soracağım. Piyasa nasıl, ortam nasıl, ekonomi nasıl sizin gözünüzde? Bizim gözümüzde ekonomi tekstil olarak bayağı çok bitik. Bunun sebebi müşteriler duyuyorum. Hatta geçen bir müşterimle bile konuştum. Burada 26 dolar aldığı giyimi toptan, büyük piyasa yani. Başka ülkelerde, ismini söyleyemeyeyim de herhalde belki. Dışarı gitmiş, müşteri kaymış yani. 10 dolar alıyormuş yani. O kadar fark var. Evet, o kadar fark var. Fark olunca buradaki yerli müşteri de dışarıda ülkemize gelen müşteri de o ülkelere gidiyor. Yani onun için piyasa şu anda bayağı inişte. Yani bunun bilmiyorum devlet... Peki getiriyor. Geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Geleceğe inşallah iyi olur. Bu birkaç sene içinde ekonomimiz toparlanırsa
yani iyi olacağına inanıyoruz. Yine de dış güçlere karşı ben silah sanayisiyle gurur duyuyorum Türkiye'nin. Yani köyünüze her yaz sezonunda geliyor musunuz? 2-3 defa gelirim, evet. Geliriz yani. Yurtbat devam ediyor. Devam ediyor, evet. Köyümüz güzel. Eskide orman falan yoktu. Şimdi orman da oldu. Köyümüz çok güzelleşti. Yolumuz da zaten çok güzel. Şehre yakın 30 dakikada gidersin, 25 dakikada gidersin. Her şeyle güzel yani. Ulaşım sorunu da yok. Güzel yani. Evet. Yok, siz emekli mi? Misiniz? He. Nasıl durum? İyidir. Çok güzel. He. Tanıyalım sizi. Mustafa Karaaslan. Karayollarında emekliyim. Bir ara tekstille uğraştım. 5-10 sene. Elhamdülillah bir şeyler oldu İstanbul'da. İşte çocuklar oturuyor orada. Biz de yazı buraya geliyoruz. Bir ihtiyar hanımımız var. Onunla beraber işte idare ediyoruz dünya işini. Çıkışın geri İstanbul'a mı? Gidiyorum. Bazen İstanbul'a gidiyorum. Bazen Elazığ'da kalıyorum. Evim var. Hazırlıklar falan yapıldı mı? Kış hazırlıkları. Tabii yapacağız. Sebze, meyve, bahçe. Canım, o kadar da olacak yani. Nasıldı meyve bu sene? Meyve var. Var ama bizde öyle aşırı bir meyve. Mesela kayısı falan yok bende. Elma, armut biraz var. Tutlar bu sene pek iyi tutmamıştı. Bizim burada bir soğuk vurdu gözü şey barda. Yani sebze mebze iyi yani, fena değil yani. Sularımız iyi. Ha, su problemi yok mu? Ya varsa da bir mesela daha iyileşebilir mesela. Bize birkaç tane devlet arık istiyoruz. Herhalde muhtarımız müracaat etmiş tahmin edersem. Onlar olursa güzel olur. Bizim köyde birkaç tane havuz icap ediyor ama bizim köye hiçbir havuz yapılmamış bugüne kadar. Sulu tarımda evet. Kullanmak için. Sonra bizim dağ biliyorsun işte orman her tarafı. Bundan sonra davacılık da yapılmıyor. İçeride. Peki şu anda orman köyü olmasa insanlar hayvancılık yapar çok mı burada? Yaparlardı burada. Kaç evin vardı? 3-5-6 evin heresinin 300-500 sene koyunu vardı. Ya o dönemde vardı. Vardı. Yapılır mıydı şimdi? Şimdi de yaparlardı. Yaparlardı. Çünkü niye? Bizim bu dağ, davar, küçük davar için elverişli. Kışında burada kalmıyorlar zaten. Ekseri Sivri'ye gidiyorlardı. Yaylacılık. Tabii ki yani mesela 3 ay kış burada hiç kalmazlardı yani. Yükleyip giderlerdi. Ama şimdi şu anda mesela olsa dağ, orman olmasaydı inan ki güzel küçük baş hayvan beslenirdi yani. Yaylacılık da bayağı. Şimdi bölgede bayağı bir geriledi yani. Orman müdürü sözde bizim köye hani bir yatırım matırım bir şeyler yapacak, orman oldu, köylerinize yardım edeceğiz, şu bu. Bir göz boyaması yani, bir şey de yaptıkları yok yani. Ne yapılabilir? Yani ne desen o yapılabilir. Mesela domuz bırakmışlar buraya, domuz hiçbir şey bırakmıyor. Tel örgü istiyoruz, diyoruz ki en azından sizin de bir katkınız olsun, direk olsun, şu olsun, bu olsun. Bir katkıları yok yani şu anda. Köylünün beklentisi o yönde. Beklentisi o, domuz mahvediyor. Bir şey bırakmıyor, domuz hiçbir şey. Eğer sebzeye sen şeyimi çekmesen var ya, tel örgü şu bu çekmese, bana deme, ben o sebzeyi yemem yani şahsen. Yemem de kimseye de yedirmem, o günaha girmem yani. Niye gireyim ya? Domuz girmiş, ben burada... Zaten talan ediyorum. Ben sebzeyi burada toplayacağım, vatandaşın haberi yok. Ben götürüp orada o domuzun yediğini ona yedim. Olmaz abi, olmaz. Bunu din iman kabul etmez yani. Hilekar dostlardan canım bıktım sandım. Hilekar dostlardan canım bıktım sandım. Lekesi olmayan hey dost öz gerek bana. Hey maşallah. Ne güzel elmalar böyle. Abi bunlar abi paketlenmiş, hazırdır, hayırdır. Bunlar İstanbul'a gidiyor. İstanbul eğer Elazığ olmasa İstanbul aç. İstanbul abi, İstanbul'u doyuruyoruz. Evet. Kamışlık İstanbul'u doyuruyor. Evet abi. Her gün haftada bir kere herkes çoluk çocuğuna eşe gönderiyor. Hele bu sonbahar günlerinde. Benim ismim Yılmaz Aslan. Burada doğdum. 32 senedir İstanbul'dayım.
Mikrofon uzattığımız herkes aynı şeyi söylüyor. Burada doğdum fakat ben burada değilim. İstanbul'dayım, evet. Ya da Rusya'dayım. İstanbul'da tekstille uğraşıyoruz. Elazlar gibi, herkes gibi. Zaten fırıncıyım deseydin şaşırırdım. Yok, bizim köy derneğimiz var. Kamışlık de Kejan der. Onun da yönetim kurulundayım. Bir de Kejanlısınız. Kejanlıyım. Bir de orada yönetim kurulundayım. 9 kişinin içindeyim. Çalışıyoruz köyümüz için, memleketimiz için. Bu kadar yani. Neler hazırladınız götürmek Şimdi için? Neler hazırladık? Peynir, salça, elma, armut, dut kurusu da var, evet. Elazığ biberi. Yani bildiğimiz Elazığ malzemesi. Bir kişi götürecek kadar hemen hazırlanıp gidiyor. Hemen kofik. Elazığ kofiği. Olmazımız. Girişte onu söyledim. Olmazsa olmazımız. Olmaz işte. O kadar. Nasıl geçiyor? İşler güçler nasıl? Hayat nasıl? Elhamdülillah. Şimdi şükrü bilen her zaman hamd ediyor. Şükrü bilmeyen dünyada versen boştur. Onun için biz şükrü bilenlerdeniz elhamdülillah. Çat pat gidiyor. Hayatımız devam ediyor işte. Sıkıntı var tabii. İşlerde, tekstilde bu sene gerçekten sıkıntı var. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Yani evet, kameraman Kaan uyarıyor, ayran bile gönderiyor. Ayran niye gitmesin? Ayran orada yok mu? Ama o buranın ayranı. Ama şimdi buranın... Yani organik. Organik. İnekler burada şimdi bahçede otladı. Yani. Şimdi içeri koydular, sağdılar. Ayranı yaydılar, al sana. Orada ayran işte yok. Elle sağlıyor. Buradaki doğal ortamda hazırlanıyor. Fabrikasyon değil. Aynen öyle. Onun tadı daha farklı olur. Allah güle güle yeme nasip etsin. Allah razı olsun abi. Yani tek bana değil, yegenlere, kolu komşuya gidiyor kim işte. Kim yiyorsa sağlıklar içerisinde tüketsin. Amin amin. Allah size razı olsun. Köyümüze geldiniz. Çok teşekkür Tanıtımda ederim. Bulundunuz. Çok teşekkür Köyümüz ederim. Köyümüz çok güzel de çok dağınık. Yani uğraşım Köyümüz, sorunu yok. Şöyle bir şey var. Herkes akrabasıyla arazisinin üstünde ev yapmış. Ev yapmışlar, evet. Yani akraba, burada mesela hep akrabayız hemen hemen. Aşağı mahalle akraba, o biri mahalle akraba. Herkes öyle olmuş. Ya yani. Mahalle dediği de bir iki evin bulunduğu yerler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani toplulaştırılmış değil. Bizim eskide eski köy diye bir yer var, mezramız şu anda. Hepimiz oradaymış. Şık millet. Burayı yazlık kullanıyorlarmış. Sonra burası daha güzelmiş. Herkes buraya taşınmış gelmiş. Kışın burada pek fazla kimse kalmaz. Birkaç ev sanırım kalıyor. Valla bizim ev kalıyor. Bu kalıyor. Burada 5-6 ev kalıyor. Geri kalan köyde yok. İşleri güçleri dışarıda olduğu için. Dışarıda işte. Gidiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Abim çok Allah'a emanet olun. Biz de teşekkür ederiz. Gurbet mi sorarsın cananım benden? Hasret dolu türkülerden sor beni. Taşına daha mı yanam? Sevda yüklü türkülerden sor beni. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. İsim ne? İsminiz ne? Şöyde Aslı. Şöyde Aslı. Evet. Siz bu köyde kalıyor musunuz? Ha, ben buradayım. Hep buradayım. Kışın? Kışı da. Kışın burası çok kar yağar mı? Yok. Çok da hoş. Yazdan odun hazırlandı mı tamam. Ha. Kimle kalıyorsunuz? Oğlum var. Gelinim var. Siz bu köylü müsünüz? Ha, köylüyüm. Yani başka bir köyden buraya gelin gelmediniz? Yok. Kendi köyünüzün? Ha. Benim babam burada biraz bu aşağıda. Onlar yok şimdi. Genelde hep İstanbul'dalar, siz gitmediniz mi? Bu köyler genelde hep İstanbul'da kalıyor, siz gitmediniz mi? Gittim geldim, çok gittim geldim. Orayı mı seviyorsun, burayı mı? Yok, ben burayı seviyorum. Vatan daha başka. Ha, vatan da başka. Ama bunun havası, burası şey başka. Ne yapıyorsun, günün nasıl geçiyor, ne diyorsun? Ben hiçbir şey yapmayayım. İş çok yapıyordum ama şimdi de yapamıyorum. Oturmuşum burada. Gençken reşberlik vardı. Ha. Hayvan beslerdiniz. Ha. Davar beslerdim. O günden çok sürerdim. Sen mi sürerdin? Ha valla. Ey maşallah. Sağ olasın. İşte eski toprak dedikleri. Böyle... Çok ezildin, çok çalıştın. Ha, çok ezildim, çok da çalıştım. Şimdi de otur. Şimdi de Rabbim otur. Sağlıklı uzun ömürler versin. Amin, amin. Allah ısmarladı. Güle güle. Kendine iyi bak. Sağ Allah'a emanet.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın muhtarım? Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba abi. Hoş geldin hemşerim. Siz nereden geldiniz? Vallahi ben de yukarı evde geldim. Orada karşılaştık. Ya, nereden geldiniz derken genelde İstanbul'dan geldikleri için soruyorum. Siz İstanbul'da geldiniz, biz yok, de burada. Biz Elazığ'dan geldik. Öyle mi? Siz yaz kış burada mı kalıyorsunuz? Bazen. Diğer zaman? İstanbul'da. Şimdi ben onun için dedim hoş geldiniz. Yani mutlaka bir İstanbul bağlantısı var. Tabii tabii. Tekstil? Yok, tekstilde hiç. Abi bir tane tekstilsiz çıktı. Ama çocuklar var. Yazlığa mı geldiniz? Yok yok, çalışmaya geldik. Abi şunu bir detaylı anlat, isim ne? İsim Fethi Acar. Fethi Acar. Nasıl çalışmaya geldin? Bahçeyle uğraşık, sebzeyle uğraşık. Yaz sezonunu burada geçirmek için. Tabii. 5 sene de burada kaldım temeli. Sonra? Yine çektim ettim. Kalifer yoktu, bir şey yoktu. Soba yakamadık, gittik. Nasılsınız? Hem de şükür olsun. Tanıyalım sizi. Ben Hikmet Aslan. Bize, eyvallah abim. Bize köyü tanıtın. Burada mı kalıyorsunuz? Ben burada kalıyorum. Yaz kış? Yaz kış. Nasıl buranın kışları? Kışlar güzel. Neler ekiyorsunuz yazın? Vallahi nasıl bizim pek ektiğimiz bir şey yok. Domuz bırakmıyor. Ha, o sıkıntı var. He. Arpa ekiyoruz, bu da ekiyoruz. Önlem? Önlem bir şey yok şu anda. Devlete söyledik, devlet de bir şey yapamıyor. İşte ne bileyim. Ne yapılacak bir şey diyor. Yok, sürüyle. Tarla şeye mi alınacak? Sürüyle domuz. Alıyor. Nereye alasın, nereye alınmaz? Öyle bir şey yok. Eskiden böyle bir sıkıntı yoktu. Yok, orman olduktan sonra işte geldi bitti. Abi hoş gelmişsin. Abi hoş bulduk. Ne var ne yok abi? Teşekkür ederim. İyisin. Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İyi hamdolsun. Misiniz? Çok şükür elhamdülillah. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Ben bu köylüyüm abi. Buralıyım. Benim evim biraz daha aşağıda. Aşağıda oturuyoruz. Yazın buradayız. Kışın Elazığ'dayım genellikle. Kışlık hazırladınız. Genelde zaten köye gelenler. Tabii ki. Kışlığı hazırlayıp doğurup. Aynen abi. Paketleyip İstanbul'a gidecekler İstanbul'a. Çalaçuruğu gönderecekler bir Çalaçuruğu'a. İşte diğer de kendimize işte yapacak bir şey. Emekli adam ne yapacak? Büyük yapacağı budur yani. Dağınık bir köy. Köyümüz dağınıktır. Herkes kendi bahçesine bir ev yapmış. Şimdi köyümüz 1700'li yıllardan gelmiş. Aslında aşağı köy dediğimiz oraya yerleşmiş. 1860'ta da bu yukarıya çıkmış. Şimdi 1860 yılında herkes kendi arazisinin üzerine evi kurduğu için köy böyle toplu değildir. Köy dağınıktır. Ya dağınık ender köylerden biri. Dağınıktır. Ama şöyle bir şey var şimdi. Yazın köyümüz genelde kalabalık oluyor. Ama kışın işte Hikmet Bey'in kaldığı gibi 4-5 ev kalıyor. Yani kimse kalmıyor. Yapacak bir şey de yok. Birçok köyde aynı problem var. Aynısıdır. Evet, ama bizim en büyük problemimiz yaban domuzlar. Kurban olam kanatlısız avluya, kurban olam kanatlısız avluya, boyunu benzettim şuga selvi. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ettim abi. Allah razı olsun abim benim. Allah iyilikler siz versin. İyisiniz. Şükür. Bugün köye geldik. Hoş geldiniz abi. Geldik. Hoş tanıyor geldiniz. Benim ismim Ali. Ali Temiş. Ben burada oturuyorum. Burada ikamet ediyoruz. Yazlık, yaz kış? Yazın buradayım. Kışın Elazığ'a gidiyorum. Nasıl geçiyor günler, durumlar? Ya vallahi durumlar çok iyi geçiyordu. İşte benim başıma bir olay geldi. Sıkıntılıyım yani. Yoksa çok iyi geçiyordu durumlar. Evet. Olay oğlum vefat etti. Evet. Kaşını sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun abim benim. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın bahtılara, vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Ben Ali Çetin, Kamışköy 2. dönem muhtarlığını yapıyorum. Daha önce İstanbul'daydım. Son 6 senedir buradayım. Köye hizmet etmek için geldim. Köyünüzü bir tanıtın bize. Köyümüz yazlıkçıdır genelde. Yazın kalabalık oluyoruz ama kışın kimse yok fazla. 8 tane ailemiz kalıyor burada.
Köyümüz genellikle tekstil işiyle uğraşıyor. İstanbul'dalar. Köyünüzün ulaşımı aklınızda ulaşır, kaç kilometre? Ulaşım hakkında yollarımız güzeldir gördüğünüz. Elazığ'a 40 kilometre, Sivrice'ye 20 kilometredir. Sivrice'ye bağlı, Sivrice'ye bir, bağlı bir köy. Ondan sonra... Köyün kalanları kışın az oluyor değil mi? Kışın 8 aile var kalıyor. Fazla kimse yok. Onun için de geçimi nedir diye sormamıza gerek yok. Geçim İstanbul. Geçim İstanbul genellikle. Genellikle İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyorlar köylülerimiz. Köyümüzün bazı eksikleri var tabii ki illaki. Genellikle elektrikte çok sıkıntılar yaşıyoruz. İptal olan abonelerimiz var. Tekrar yeni abone alamıyoruz. Çok sıkıntı yapıyorlar bize. Bazı sıkıntılarımız var. Buna devlet yardımcı olursa çok iyi olur. Seher yeri bizim ele gidersen, nazlı yare küstüğümü söyleme, söyleme. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün de Sivrice'ye bağlı Kamışlık köyündeydik. Köyü gezdik. Köylüler yaban domuzundan çok şikayetçi. İnanılmaz derecede ekinlerine zarar veriyor. Yazlıkçı bir köy. Bir başka köyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyar beni sorarsa, sorarsa, sorarsa. Bağrıma taş bastığımı söyleme, yâre söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Bağrıma taş bastığımı söyleme, oh.